Selamlar herkese. Bu videoda She Halk'ın tüm bölümlerinin özetini bulabilirsiniz. Yani she Halk'ı seyretmeyenler veya seyretmek istemeyenler için güzel bir özet olacak. Hiç vakit kaybetmeden bölüm özetlerine geçelim. Bir mahkeme davasından önce avukat Jennifer Walters, izleyiciler birkaç ay önce kendisinin ve kuzeni Bruce Banner'ın bir Sakaran uzay aracıyla karşılaştıktan sonra araba kazası yaptıkları bir olayı anlatmaya başlar. Banner'ı güvenli bir yere götürmeye çalıştığı sırada Banner'ın kanının dolaşım sistemine girmesi Jennifer'ın halka dönüşmesine neden olur. Banner, Jennifer'ı Meksika'daki gizli laboratuvarına götürür ve orada yeni güçlerin kontrol etmesi için onu eğitir. Jennifer, Banner'ın eğitimini kolayca tamamlar ancak tam zamanlı bir süper kahraman olma fikrini reddeder. Banner ayrılmasını engellemeye çalışır ve ikisi Banner, Jennifer'ın hukuk kariyerine geri dönme isteğini isteksizce kabul edene kadar savaşır. Mahkemeye geri döndüğünde Jennifer, kapanış konuşmasını yaparken Duvardan şiddetli bir şekilde içeri giren süper güçlü Titania tarafından kesintiye uğrar. Jennifer halka dönüşür, Titania'yı yener ve kapanış konuşmasını yapmak için normale döner. Jennifer, Titania'yı yendikten sonra kamuoyunda ün kazanır ve Şii halk olarak adlandırılır. Bununla birlikte savunma, Titania ile olan mücadelesini jüriye etkilediğini, davanın yanlış sonuçlandığını ilan eder. Patronu she hak kimliğinden dolayı Jennifer'ı kovmak zorunda kalır. Başka bir iş bulamayan Jennifer, GLKNH tarafından bir pozisyon teklif edilir ve Jennifer teklifi kabul eder. İlk gününde patronu Holden Holloway Jennifer'a şirketin yeni insan üst hukuk bölümüne liderlik etmesini ve tam zamanlı she halk olarak çalışmasını istediğini bildirir. İlk davası şartlı tahliye duruşmasında Emil Blonsky yani Abomination'ı temsil etmektir. Blonsky'nin Banner'ı öldürme girişimi nedeniyle başlangıçta isteksiz olmasına rağmen Blonsky ile yaptığı görüşme Jennifer'ın düşüncelerini değiştirir ve Banner'ın onayını alır. Jennifer Banner'ın onayını aldığı sırada Banner'ın Sakara'nın uzay aracında yola çıktığını görüyoruz. Jennifer kısa süre sonra Blonsky'nin hapishaneden kaçtığını ve bir yer altı dövüş kulübüne katıldığını öğrenir. Jennifer Wong tarafından hücresinden çıkarıldığını ve daha sonra isteyerek hapishaneye geri döndüğünü açıklayan Blonsky ile yüzleşir. Wong ile temasa geçmeye çalışırken Blonsky'nin avukatı olarak atanmasıyla ilgili haberler kamuoyunda tartışmalara neden olur. Wong Jennifer ile görüşür ve Blonsky'nin şartlı tahliye duruşmasını ifade vermeyi kabul eder. Bu sırada Blonsky abomination olarak kontrolde kalma yeteneğini de gösterir. Blonsky şartlı tahliye ile serbest bırakılır ancak yeniden dönüşmesi yasaklanır. Bu arada Jennifer'ın eski meslektaşı Denis Bukowski, Megan de Stoll'unu taklit ederek onu dolandıran, New Asgard'dan şekil değiştiren bir ışık elfi olan Runa'yı dava etmek için insan üst hukuk bölümüne gelir. Dava Jennifer'ın iş arkadaşı Pag'a verilir ve Jennifer Pag'ın davayı kazanmasına yardım eder. Televizyonda yayınlanan bir röportaja katıldıktan sonra Jennifer çalınan Asgard inşaat araçlarıyla donanmış 4 kişilik bir suç grubu olan ve isimsiz bir müşteri tarafından kan örneği çalmak için işe alınmış olan Rocking Crew tarafından saldırıya uğrar ancak she onları kolayca yener. Güçlerini kötüye kullandığı için kamar kamartaçtan kovulan Mystic Castle'da bir sihirbaz olan Donny Blaze Madison adlı izleyiciyi başka bir boyuta gönderir ve Wong'un kamartajdaki evine gelmeden önce bir iblisle anlaşma yapar. Wong, Blaze gibi insanların mistik sanatları kötüye kullanmaması için Jennifer'dan yardım ister. Bu yüzden Donny Blaze'e e karşı dava açarlar. Bu arada Jennifer sosyal hayatını genişletme umuduyla bir arkadaşlık uygulamasında bir profil oluşturur. Ancak onu Şii halk için bir profile dönüştürene kadar çok az başarı elde eder. Blaze gösterilerinden birinde yanlışlıkla bir iblis sürüsünü serbest bırakır. Ancak Wong ve Jennifer Blaze'e şartlarını kabul ettirdikten sonra iblisleri geri gönderir. Ertesi gün Jennifer Titania'nın she Hulk adını ticari marka haline getirerek ona karşı dava açtığını öğrenir. Titania Jennifer'ı kızdıran yeni bir güzellik ürünleri serisi için she Hulk adını markalaştırır. Holly ve Jennifer durumla hızlı bir şekilde ilgilenmesi gerektiği konusunda uyarır ve Malibu'ku dava için avukatı olarak atar. Nikki ve Park kahramanlar için gizli hizmetler sunan son derece özel bir terzi olan Luke Jacobson'dan Jennifer için randevu almaya çalışırken Mallory ve Jennifer Titania'ya karşı dava açarak She Hawkins şöhretini kar için yasa dışı olarak kullandığını iddia eder. Jennifer başarısız randevularından biri olan Todd'un da firmasında bir müşteri olduğunu keşfetmekten rahatsız olur. Ancak bu Titania ticari markayı kazanmaya çalışmadan önce She hulk olarak tanımlanmasının geçmiş bir kaydını oluşturmak için arkadaşlık uygulaması geçmişi kullanabileceğini fark yardımcı olur. Geçmiş randevularının ifadelerini kullanan Jennifer davayı kazanır ve Mallory ile bir dostluk kurar. Jennifer daha sonra yeni özel kıyafetlerini satın alır. Son sahnede de Daredevil'ın müşterilerden biri olduğunu öğreniriz. Jennifer eski arkadaşı Lulu'nun düğününde Nedim olmaya davet edilir. Ancak düğüne gittiğinde Lulu'nun kendisini şi hak değil kendisi olmasını istediği ve ona çok sayıda düğün öncesi görev verdiği için hayal kırıklığına uğrar. Titania Lulu'nun sadıçlarından biriyle çıktığı için o da düğündedir. Jennifer damadın bir arkadaşı olan Josh ile bağ kurar. Jennifer çok içtiği için hava almaya çıktığı sırada Titania ona saldırır. Kısa bir kavgadan sonra Titania kendi kendine dövüşü kaybeder ve düğünü terk eder. Bu sırada Mallory ve Nikki birkaç evlilikten kurtulmak için defalarca ölümünü taklit eden Mr. Immortal adlı bir süper insan için boşanma davası üzerinde çalışırlar. Sorunu daha da kötüleştiren önceki eşlerinden 8'i Intelligence adlı bir web sitesi tarafından sızdırılan güçlerini gösteren bir video aracılığıyla sırrını öğrendikten sonra kendisine karşı dava açar. Davayı çözdükten sonra Mallory ve Nicky Intelligence siyada halka yöneltilen ve Hulk King olarak bilinen bir kişi tarafından birkaç ölüm tehdidini keşfederler. Son sahnede Hulk King için çalışan bilim adamlarının Jennifer'ı gözetlediği ve ondan bir kan örneği çalmak için başka bir girişimde bulunmayı planladığı görülür. Jennifer Josh ile birkaç randevuya gider ancak birlikte olduktan sonra Josh ortadan kaybolur ve Jennifer mesajlarına cevap vermez. Jennifer ondan bir mesaj beklerken Blonsky'nin şartlı tahliye memurundan Blonsky'nin abomination'a dönüşmesini engelleyen cihazın arızalandığı ve onu kontrol etmek için Blonsky'nin Ruslar geri çekilme yerine eşlik etmesini istediği bir çağrı alır. Memur ayrıldıktan sonra Menbul ve Alleguera yanlışlıkla Jennifer'ın arabasını yok eder ve araba çekilene kadar Jennifer orada kalmak zorunda kalır. İnternetin çekmediği yerde Jennifer Josh'tan bir yanıt beklemeye devam eder. Jennifer, Blonsky, Mambul, Alleguera, Porcupine, Ken ve Rockin Crew ekibinden Rucker'ın yer aldığı Josh'un iletişim bilgilerini silmeye ve ona karşı duygularını bırakmaya ikna oldu. Bir grup terapi seansına katılır. Son sahnede 3 gün önce Josh'ın Jennifer'ın telefonunu gizlice kopyaladığı ve Hawking adına kanalından bir örnek çaldığı ortaya çıkar. Jennifer Jacobs'ın hatalı bir kıyafet verdiği için dava açmak isteyen Eugene Patilio yani Lip temsil eden yeni bir dava açmak zorunda kalır. Jacobs'ın mahkemede Matt Murdock tarafından temsil edilir ve Eugene'in kullanma talimatlarına uymadığını açıklamasından dolayı davayı kazanır. Daha sonra EJ'nin bilinmeyen birisi saldırgana karşı yardım istemek için Jennifer ile temasa geçer. Jennifer gelir ve saldırganın Matt Murdock'un süper kahraman kişiliği Daredevil olduğunu öğrenir. Matt, Jennifer'a EJ'nin Jacob's'ını kaçırdığını söyledikten sonra ikili birlikte çalışmaya başlar. İkili Jacob's'ını kurtardıktan sonra birlikte olurlar ertesi gün Jennifer birkaç kişiyle birlikte yılın kadın avukat ödülünü kazandığı Güney Kaliforniya Hukuk Ödülleri Galası'na katılır. Ancak gala Jennifer'ın itibarını lekelen bir intelijensiya yayını tarafından kesintiye uğrar. Kısa bir süre kontrolünü kaybeden Jennifer gala sahnesini yok eder ve yakındaki bir intelijensiya üyesini yakalamaya çalışır. Hasar kontrol departmanı tarafından durdurulur. Jennifer gözaltından serbest bırakılır ancak Şii halka dönüşümünü önlemek için bir cihaz takmak zorundadır ve işini kaybeder. Nick ve Park, Tad'ın Hulk'ink olduğunu öğrendikleri bir intelijensi etkinliğine sızar. Abomination Motivasyonel bir konuşmacı olarak etkinlikte yer alır. Jennifer Blonsky ile konuşmak için etkinlik yerine gelir ve kendini kanıyla enşekte eden ve bir halka dönüşen Tad ile yüzleşir. Titania ve Hulk beklenmedik bir şekilde kavgada göründükten sonra kafası karışmış Jennifer... Şovun yazarlarıyla yüzleşmek için dördüncü duvarı kırar. Marvel sinematik evreninin hikaye kararlarından sorumlu olan yapay bir zeka olan Keon ile tanışır ve onu istediği şekilde finali yeniden yazmaya ikna eder. Dizisine geri döndüğünde Todd ve Blonsky'nin tutuklandığını keşfederiz. Ailesi ve Matt ile kutlama yaparken Banner oğlu birlikte Sakar'dan döner. İşini geri kazandıktan ve tüm suçlamalardan arındırıldıktan sonra Jennifer avukat ve süper kahraman olarak çalışmalarına devam edeceğini söyler. Son sahnede Wong Blonsky hapisten çıkarır ve onu kamartaja götürür.